Sen teşekkür mü ediyorsun? Teşekkür mü? Ha? Nereye gitti Neriman anne? Merhaba arkadaşlar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel bir yıl olsun inşallah. Nihayetinde 2020'yi bitirip 2021'e girdik. İşte biz de böyle emanet kediyle baş başayız. Kedi değil, hatta kedilerle. Şimdi Güllü'yü de göstereyim de güneş vuruyor. O da güneşte uyuma zevki yaşıyor. Arkadaşlar bir hafta önce koca adam için yardım videosu paylaşmıştım. İzleyenler hatırlarlar. İzlemeyenler için de yine açıklamaya link bırakırım. Biliyorsunuz onu koruma altına alan can dostumuz bazı zorluklar yaşıyordu. Aslında koca adamdan başka da birçok sokak hayvanına iş yerinde bakıyor. Onun kapısında gelen geçen mama yiyor, yemek yiyor, suyunu içiyor. Hatta küçük yuvalar yapmış. O yuvalarda barınıyorlar. Fakat işte koca adam ameliyatlı ve biraz da yaramazlık yapmıştı. Bin markete dadanmıştı. Şikayet vardı. Biz de bu zorlu süreçte onun için bir yardım istemiştik. Hani geçici ya da kalıcı tüm masraflarını da biz karşılayacağız. Yani onun koruyucu annesi karşılayacak diye. Fakat bir yardım olmadı neticede. Sağ olsun arkadaşlar. Tayfun Demir kanalında falan da paylaştılar. Yani oradan da yardımcı olmaya çalıştılar. Ama olmadı. Aslında zaten ben o videoyu çekerken de küçük bir ümitti sadece. Çünkü daha önce de hep söylediğim gibi bizim gibi işte sokak hayvanları için çabalayan insanların kanallarını destekleyenler hep onlar da bizim gibi hayvansever, sokak hayvanlarına bakıyorlar. Maddi manevi yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani hepimiz gibi zorluk çekiyorlar. Yani zaten bu durumda onlardan yani sizlerden yardım beklemek de biraz yani hani kolay kolay yapılacak iş değil. Çünkü bütün bizim gibi insanların hepsinin yardıma ihtiyacı var. Neticesinde olmadı. Bir süreçte koca adamı BİM'in açık olduğu saatlerde dışarı bırakmadılar. İş yerinin ofis bölümünde kaldı işte uyudu falan ama canı sıkılıyordu işte. Sonra işte BİM açılmadan önce çıkarıyorlardı sabahları. Akşam da BİM kapanınca çıkarıyorlardı birkaç saat. Fakat şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bu koca adamın koruyucu annesinin kendi annesi ağırdı, yoğun bakımdaydı. Biz onu 30 Aralık gecesi kaybettik. 31 Aralık günü de kendi vasiyeti üzerine memlekette Uşak'a götürüldü. Uşak'ta işte defnedildi. Yıllar önce kaybettiği ve onun yanına gömülmeyi çok arzuladığı eşinin yanına gömüldü. Bugün 1 Ocak. Bu arada işte yeni yıl tatiliyle ilgili sokağa çıkma yasağı vesaire yaşandı. Ben de geldim. O vefat eden Neriman ablamızın da kendi evinde baktığı iki kedisi vardı. Örneğin bu videoda gördüğünüz kedi ismi Fıstık. Bu onun çok kıymetlisiydi. Bu kedimiz 9 yaşını bitirmiş, 10 yaşına girmiş yeni ve bu evde doğmuş. Güneşten fazla çekemiyorum. Birazdan yine çekerim de bu da Güllü. Güllümüz de 12 yaşında. Onun annesi. Rahmetli yani Fıstığın annesi. Rahmetli daha evvel yani bundan 10-12 yıl önce bu kediyi kendi çalıştığı iş yerinde bakarken işte iş yerinin kapanması sebebiyle bu kediyi de hamile işte oralarda perişan olmasın diye evine alıyor ve bu kedi bu evde doğum yapıyor. İşte 4 tane yavrusu oluyor. Yavrulardan bazılarını yuva buluyorlar. Bir tek geriye de hani ona arkadaş olsun diye Fıstık
kalıyor. Yani siz güllünün ufacık göründüğüne ve fıstığın iri olduğuna bakmayın. Çünkü fıstık onun oğlu aslında. O gün bugündür de fıstık bu evde yaşıyor. Yani güllü biraz sokağı biliyor ama fıstık hiç bilmiyor. O yüzden rahmetli hastalanmadan önce hep işte kedilerim ne olacak? İşte ben ölürsem, kızına söylediğini söylüyorum. Ben ölürsem kedilerime iyi bak. Kedilerimi ne olur bırakma. Tabii ki bırakmıyor. Zaten onları, ya zaten koca adamın annesi çok sokak hayvanlarına bakıyor. Ve ayrıca gücünün yettiğince de bakanlara da mama desteğiyle, klinik desteğiyle hep yardımcı oluyor. Bu vesileyle zaten onları bırakmaz. Ama işte annesinin vasiyetiyle cenazeyi İstanbul dışına, yani Uşak'a götürmek durumunda kalınca ben de bu yeni yıl kısıtlamalarıyla sokağa çıkma yasağını rahmetlinin emanetleri güllüyle fıstığın yanında geçirmek için İstanbul'a 2 saat uzaklıktaki bu şeye, yani buraya, bu eve geldim. Fıstıkla güllünün yaşadığı yere. Fakat işte biraz duygusal şeyler yaşadık. Yani arıyorlar. İşte bütün mesela şu kapıların önüne gelip bu kapıların önünde ağlıyorlar. İşte hani kapıyı aç, şey yapacağım. Yani hani anneyi arıyorlar tabii. Kendi sahiplerini arıyorlar. Biraz tabii onlara falan duygulandım ama bakmak zorundaydım. Sevdim. Güllü benimle uyuyor zaten. Ama şöyle bir şey var. Güllü çok kıskanç bir kız. Fıstığın da yanımıza gelmesine izin vermiyor. Güllü işte 2-3 gündür benim koynumda uyudu. Fıstık da ayak ucumuzda. Koca adam için de şöyle oldu. Koca adamı dükkanda kapalı bırakamadılar. Zaten oraları öğrenmişti ama işte hiç bu kadar uzun süre dışarıda kalmamıştı. Koca adam maalesef 3 gündür dışarıda. Ve dün oradan biri görüyor. Dükkanın kapısında oturmuş, kepengin açılmasını bekliyormuş. Ve çok üzüldüm. Orada işte bizim gibi sokak hayvanlarını bakan, mama dağıtıp gezen bir kadın varmış. Ben tanımıyorum ama o mama bırakıyormuş, su bırakıyormuş. Ama gelip geçiyormuş tabii, hani bir sürü yere, çünkü onun besleme noktaları varmış. Yani şu an koca adam inşallah kaybolmadan etmeden, ki çok akıllı. Çünkü şu anda hani üzüntü, acı daha fazla kaldırabilecek durumda değiliz. İnşallah şu an zaten koruyucu annesi de yolda dönüyor. Yani annesini babasına kavuşturdu. İşte üzerine düşen görevlerini yerine getirdi. Şu an yolda dönüyor. İnşallah yarın koca adamı da sağ salim görür. İşte biz de bu 2020'nin son günlerinde, yani aslında birkaç aydır var da bu kanser çok hızlı yayıldı kadıncağızda. Bu 3 aydır yaşanan acılarla beraber sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Biliyorduk ama bir kez daha anladık. İşte yani bütün emanetlerini bize bıraktı ve ne kadar faydalı bir insanmış. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Kuşları geliyor. İşte ne varsa evde kuşları besliyoruz. Dışarıya işte yemek vesaire bıraktığı köpekleri var. Çıkıp onları besliyoruz. Yani kuşlarla, köpeklerle ilgili problem yok. Çünkü bu site zaten çok hayvanseverin bulunduğu bir site. Çok bakanlar var. Zaten köpekleri görseniz yani maşallah. Ya çektiğim videoları zaten görmüşsünüzdür. Paylaşacağım. Birkaç gündür üzüntülüyüm işte. O yüzden ne dedim, ne konuştum falan bilmiyorum artık, affola. Durumlar böyle arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel, çok iyi bir yıl olmasını diliyorum hepiniz için. Bu arada koca adamla ilgili, yani bu eve rahmetli daha yani hastalığın başlarında işte buraya getirilmesi düşünüldü, konuşuldu. Fakat bu şu an görmüş olduğunuz güllü kızımız başka yabancı kedilere karşı hiç böyle rahat değil.
Daha önce bir arkadaşları kendi kedisiyle bu eve misafir oluyor. Öyle bir saldırıyor ki kedilere, kediye yani, o kediye. Artık kediyi kurtarmak için kapıyı kapatıyorlar, kilitliyorlar ve kapıyı neredeyse, kapının üzerindeki bu şeyler, bir soyutlar var, göstereyim. Onun hatırası diyorlar. Yani bu kapıdan içeri girmek için öyle tırmıklar atmış ki, bakın, Güllü'ye güvenmiyorlar. Yani koca adam her ne kadar ondan iri bir kedi de olsa, bizim Güllü kız diyorlar. Aha, bu Güllü kız. Bu Güllü kız diyorlar, koca adamı mahveder. O yüzden yani bu eve getiremediler, ama yine de belki ileriki zamanlarda bunu değerlendirirler. Ya bilmiyorum, yani çok hani sıkıntı olur diye düşünülüyor. Yani yine de yani koca adamla ilgili yardımcı olacak olan birileri çıkarsa çok minnettar oluruz. Şimdi ben burada yine aynı görevleri yerine getirmek için, zaten kendim de köpekleri çok seviyorum. Söylemiştim, benim evimin oralarda fazla köpek yok diye. İşte buradaki köpekleri beslemeye çıkacağım. Bu videonun devamına onu da ekleyeceğim. Ben burada veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu olun. İnşallah hepiniz iyi insanlarla karşılaşın diliyorum. Bir de sizden bir ricam olacak. Şimdi ben biraz telaşemiz çok, muhakkak ki sizin de çoktur. Fakat şimdi benim için mesela takip ettiğiniz böyle sokak hayvanlarıyla ilgili kanalların yorumlarında bizden de bahsedip kanalımızın büyümesine yardımcı olursanız, yani destek verirseniz, biraz hızlandırabilirseniz çok minnettar olurum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. Şimdi köpeklerimizi de izleyin. Ekliyorum videoyu. Sen neden yemiyorsun? Karnın mı tok? Sen sadece sevgi mi istiyorsun? Bak, o yiyor. Orada tavuk var, peynir var, yumurta var. He? Ondan sonracığıma et var, ekmek var. Hepsinden biraz var. Niye yemiyorsun? Karnın mı tok tatlı? Hadi bakayım senin gözünü. Bak ne güzel yiyor, çıtır çıtır çıtır. Niye yemiyorsun? Benim bebeğim. Aferin. Oy benim güzelim, güzelim. Aferin oğlum. Yesene, ye ye. Rahmetli işte, yani bunların yiyebileceği şeyleri bunlara ayarlıyormuş. Bayat ekmek vesaire, işte kuşların yiyebileceği şeyleri kuşlara. Hepsine bakıyormuş bunların. Tamam, ye ye. Video çekerken ne yapıyorum diye bakıyor. Sen teşekkür mü ediyorsun? Teşekkür mü? Ha? Nereye gittin Neriman anne? Ah yavrum, ah. Allah'tan burada çok hayvansever var bu sitede. Yani bakıyorlar. Ama onun kuşları da sabah cama geliyor. İşte onlara da verdim ben, kuşlarına. Ekmek falan ıslattım, verdim. Nur içinde uyusun inşallah.
Evdeki iki kedi zaten onlar evdeki bütün odaların kapısına gidip ağlıyorlar. Onu arıyorlar.